Türkiye'nin ataklı yazgıcısı Reşat Nuri Güntekin'nin Şincan Halk Neşriyatı tarafından neşir kılınan Çalıkuşi namlı romanı. Bu roman Belkut şirketinde avazga ilinip, Belkut torda anlatıldı. Tötüncü kısım İzmir 20. sentabr. 3 aydan beri İzmir'de ben. İşlerim yürüşmeyi batıdım. Ahırkı birli ümidim kaldı. Ete o mu yok çıksa nemi bulduğalığını oylaşkı mücür etkilenmeymen. Çiğdeki Mudira hanımın tonuşturgan adımı, men kiliştin bir ay aval kesel bulup, 6 aylık dem iliş elip İstanbul'a getirdim. İlacısız özümle mağarıp bölümü gibadım. Bu yada kimdik ödüm demem sile. Biyedeki mügdep oltırdığan, ezip sözleydiğen lahvanı görmezmem mu? Allah Taala körüştün köre, mügdeş üçün yaratkan onun huma közleri beni zadılı tonumidi. Bir neç gündeyin kin kilip beqin bir nes kılamız dedi. Onun tılada bir neç gün bir işki ay deyenge. Ameliyatımı şundak buldu. Bugün yanı badım. O azırak iltipat gösetti. Mulayım avazda. Kızım, bu yerden 2 saatlik yırakta bir nahiye mektubu var. Havas yakşı, menzirsi çıraylıq. Dep söz başladı. Bu söz beni zeynilere evet edigen çağda kılınan sözünün özü idi. Bir dilla saranlıkım tuttu. Külüp gitip sözünü tadı aldım. Avarı bulman bey efendi. Sizin oranınızda ben sözley. Mağarıp bölümü bir monca ecir ve meblağ sarıp kılıp yeni mektep kurdu. Fakat benim de yaş muallimenin himmet ve pidakarlıkı muhtaç emez mi? Rahmet bey efendi. Bu iltifatınız ne? Beni bedin zeynilere evetken çığınızda kösepken idiniz. Ben bulanı deyinimde tabii kokumun işimini köz aldığımı keltürgen idim. Lekin galeti iş o zadıl açıklanmadı. Eksçe kakaklap külüp getdi. Kiyin özünü bilermen kıyafet tutup şundak dedi. Kandakılımız kızım, vezipimiz şu. Sen bağımısan, o bağımısa. Mağarıp bölümüge mundak mihmanla daim kilip tuturudu. Bulundaki sabahın kırıldığan bir avaz geldi. Bu vijildap durgan kondak fendi kurdi. Fendi kurdi? Yipek kurdi. Gülbe şeker diyen ısımla Behmu canımgı tekken idi. Emdi fendi kurdi çıktı mı? Keskin örüldüm. Bana her hıl ısımla özleri halıgancı şiirinlik ve hoşaret ısımları koygan edepsizlerden birini ahire tutu aldım. Onun bir edibini verip, hem de üçümünü bu canaptan anmakçı buldum. Bırak o minin sözleşimge imkan vermey, müdürü örüldü de buyruk avazda. Küçük hanım nemin halsa şunu beca keltir, Huda haqqi onu hapı kınma, dedi. Müdür örmet bilen cevap verdi. Buyruğunuzu beca keltürüşki teyyar men Reşit Bey efendi. Lekin hazır boş orun yok. Fakat merkezi otur mektepke Fransız tılı muallimi lazım. Bırak bu hanımga doğru kemmeydi. Neymiş kıbınmaydıken efendim. Pekir Beydar muallimatının Fransız tılı muallimi bulgan men. Dedim. Müdür işkilenip kaldı. Şunda, lekin imtihan ilişini beldiligen. Ete imtihan. Bek yakşı, küçük hanımı imtihanı katmasın en bul attı. Ben de imtihanda hazır bulmak. Huda halısı men kemmeyi durup imtihan başlanmaz da. Reşit Bey, Behmu katlı bir kişi bulsa gerek. Lekin tesviyle bulmaydığın derecede sert idi. Ya Rabbim, yüzüge karıgınımda külüp etmezlik üçün lemrimini çın çişlettim. Adem, ya buğday ön, ya ah buludum. Bu bey efendinin yüzü de yeni sakaygan yarının ah ızıdın tatip, kömür karısıgıcı bulgan nın hın renba idi. Terisinin şunçilik kır, kumur rengi yıkarak, yakısının kanda kılıp kır bu maslıkıga heyran kalıdı o kişi. Hıdı bir sıçakça kılıp,
kolini kara köyüge tıkıp ilipla yüzüge buluşça sürgüvetkendek idi. Yarığı okşaş, kızıl, kırpiksiz kapakları içide bir-birige bekmu yıkın, büğürününkidek işki közü. Ah burudunun üstüde lavrigiçi ikip çüşkendek acayip burunu. Hüddü maymolla ağızga huasın yaki başkı nersi silu ağını dek işki tarafki sangılap çüşken yamakları acayiple görünetti. Men dekli aşırvettim. Bir neçü cümle sözü bilen mankıgan yakşılıkı rastın digende küçük iş emes idi. Her halda Allah Teala bu bey efendinin yüzünü yaratkan deyinkin hedidin eşik etkenliğini körüp hakkaniyetsizliğini güzel bir kalıp berip toğırlıgan bolsa gerek. Meningçe kalıp güzelliği taşkı güzellikten nın merde yakşı. Taşkı güzelliğinin yoksul yitim kızlarının hayatını veyran kılıştın, köylünü rencetiştin başka nimeki paydası bulattı. İzmir 22. sentabr. Bugün imtihanga katlanıştım. Yazını imtihanını yakşı beyrenmedim. İtihrar, itismar, sınıfa kadarlık 8-10 piyanın hazırkı zaman gelişlerini yazıp köyüstüm deyilge. Bu sözlerin türüçisini bilmeyi durup, Fransızçısını kandak yazımı? Ama ilgizce imtihanı yakşı beydim. Reşit Bey Efendi men bilen Fransızçı sözleşti. Söz arası da imtihandan çokum ötüdüğallığımını ima kıldı. Huda, Muni Saygı Rahim kıgın. İzmir 25. sentabr. İmtihan neticesi ilan kılındı. İmtihandan ötelmepti men. Katıpladım biri. Eğer Reşit Bey Efendi halisi idi, çokum ötüp ketken bulattınız. Onun rayığı karmay işkılışkı kimden mühendi? İşkılıp başka bir garizi var. Dedi. Behmu yaman ehvaldı men. İşki gündeyim ki öy icarısını töleş gerek. Apamdan kalan ahır kıbrı midalyon eskattı. Bugün onu bir hoşnamgı dedim. İyarığı satkızıp pulunu ekilip demekçi. Eslede bu yadıkarlıkını kolumdan çıkarıp işini zadılı kalamaydım. Çünkü içi de dadam bilen apamdan toy kıgan yeli düşken resmi bağ idi. Әнді бечары рәсім елің ашқалды. Бұның ғыны бір тәсәлі сөз тапты. Дадам білән апам ұлтын партисі ішіде тұрыштен көрі, етім қызының қалбіде тұрышыны әвзәл көріді. Әзмір 27-ші сентәбі. Бүгін Рәшит Бей әпәндідің бір патшыға тапшырып алдым. Маңа іштей тұпты. Көріш үшін Karşı yakadaki çahar beygığı çakırtıptı. Maar bölümündeki katıp bu beynin bana yakışılık kımığınını etkan edi. Bu sözü doğru bulmuz gerek, kini et bölümümüz. İzmir 28. sınırı. Reşit Bey'nin karşı yakadaki çahar beygıdan inip geldim. Sarayla dek bir cahken. Bu kişiye neyim üçün mıncı ola hürmet kılındığalığının sebebini əndi bildim. Reşit Bey beni izzet hürmet bilen kubul kıldı. Fransızca sözleşimini yaktırganlıkını, lakin hizmet taşlarının manı nispeten hakkan yasızlık kığınığı takabıl turanmağalığını etdi. Xeydedi diyen iş, kızlarına Fransız tili muallimi buluşken, manı şundak dedi. Xanım kızım, qabiliyetinizge oxşaşla özünüzü tutuşunuz mu? Mağa yaxdi. Muarif mektəblərde ittirilib, soqulub mimim qılattınız. Qızlarım qıfran söz dəriz deyiriz siz, billi yaşayımız, sizge çıraylıq bir öy təyarlab bermən, bulamdı. Bu adətdə tərbiyyəçi xizmətdi. Hər halda müəllimlik işidin həm rahat, həm pulu köp iş. Əpsuz ki, Мән бұл кәсіпіні әзәлдің яқшы көрмәттім. Қызметкарының іші едіп хесаплайдым. Рәшит Бәйні рәнжетіш яқшы әмәз еді. Маңы белдірген ішенчі вәй көрсәткен үрміті үшін рәхмет еттім. Мұнисаны бұханы қылып, тәйкіпіні қобыл қыланмайдығалығымны белдірдім. Бірақ Рәшит Бәй бұны сәвәп деп хесаплымады. Onu mu dişinizde kütürümüz kızım? Küçük günü bir balı bizge konçilik yük bulutu değilsiz.
qat'i cevabını bilemedim. 3 günlük mühlet soradım. Ahir qaytim, yana bir qaytim hareket kılıp görmem. Resmi muallimlik işine tapalısan bek yaxşı. Bu musa, neyme amal? Anla vatkınanla bir kutordun anıdılı vatkan avazlık eserler sahipsi. Karşı yaka 3. öktabr. Munisa bilen bana çağır bağıdaki derizisi deyinizde karaydıgan bir öyü bari. Bu öy küçük ama kapas tek çıraylık idi. Keş kurunguca derizin portni ve deyinizin tamayış kıldım. Derizemdin bütün deyiniz koltuk görüntü durattı. Udulda İzmir huddi yurtuzladın yasalgandak bulut döylerge okşığın töpülükleri bilen çaknat durgan yorukluk içi de heşametlik sünnetlengen lintuladak acayip görünetti. Rastını etkanda Udulda'ki karşı yaka porti meni tekmü celip kıldı. Bu yada ne güzellik, ne zuhlanğıdak bir hayat bolsun. Yerim keçigice tramvayla katmaydı. Gaz lampalarının yeşil yorukıda üzülmeyi ekip yürgen yaşla ekimi bu yanı kaynatıdı. Yırakta denizgi kızıl, yeşil nur çürüp durgan kulüptün gitarının gahi huşal, gahi muğluk küye anlanıdı. Nebi üçünlüğünü bilmeymen. Bana bu yoruk tıpakat, kimdirinin karayaki ahlıkını parakıklı buluduğun adamlarının hemisi. Birbirini yaxşı görüp vədiləşkən cüklədək bilinətdi. Yalğız olalı əməz, qaran qoluqnın barlıq körünməgən bulun pışqaqları da, denizmin içi də qoyuq köləngüsü körünüb turduğan qiyala üstüdümü, muşundaq körünməydiğən cüklədilən tolğandak idi. Deniz tərəbdən kəygən piçirlaşla, qoya, ləvlə, birbirigə tegivatqandak bilinədi. Keçinin kalbimde besip durgan nepsimni kıskan illik havası, aşu yaş kızlarının levlerden çıkan tanıkla. Olanın başları yaxşı köygen adımının köksüde. Közleri içindeki deyimizgi oksuğan koyuq yeşil közlerge bakkın. Çahar bağdikiler meni bekmu izzetlep hürmet bilen kütu aldı. Yüküm hiç kaçın bana iğirli kımmağan idi. Şundaq bolsumu çamadınımı öz kolum bilen öyümge elip çıkışımı onumay, kolumdun mäşburi tatılağan qayrı hizmetkardın minnettarı boldum. Munisa bulanı çöngendek yaşta emes idi. Çahar bağının heşemeti becarının közlerini kamaştırıp koydu. Yukarıga çıkıp ketip atkınımızda daim öyde kılıdığan çatçıkını tekrarlamakçı boldu. Pelentayının otursuğu kaygende birdirli etkimle tutu aldı da tüvenge tatışkı başladı. Ben koludan tutup kuluklığa. Munisa, biz hazır başkalarının öyüde bulam. Huda buyursa, öz öyümüz bula, şucağda kızım. Dep pişirledim. O birdirli turup kaldı. Neyme demekçi boğallığını düşen geldi. Öyüge kırgınımda onun çıraylıq yüzdüge kuşallıq öşken idi. Bu bala beni bəkmü ençki düşünerdi. Kollarını boynum ğısadı. Her zamandakidin bana bəkrək yepişdi və yüz gözümdün söyüşkü başladı. Derezni yipi bütüp yeni bir qetim sırtkı qarıdım. Adamla tırqalğan, çıraqla öşken, Sallı burun etraptaki çıraqla bilen oynaşkan deniz hazır kumluğunun bir kısmını boş kaldırıp helili çekingen. Huddi puş puş kılıp uxla batkan balıdak beşini kıyalanın ah yastıkoğu koygan idi. Bugün bu yage kelibeti yak bunu yazışkı jür etkilanmaymen keyince yazay. Karşı yaka 7. öktabr. Reşit Bey'nin çağır beğde günümüz yaman emes ötmekte. Oku uçularımın biri men bilen tan, yeni biri onundan küçük. Çoğunun ismi Ferhunde, güzellikte dadısının özü la. Onun üstüge Behmut yerikken. Küçük.
ichki sabohat hadisining aksi. Qonchaqdek chiroyliq va budroq qini bir qiz. Xizmatkor xotinlardan biri bir kuni ko'zini ma'nili qisib qo'yib, o'chaqlar rahmatli xonim afandi kasal edi. Bir yosh harbiy doktor kelib ketib yuratdi. Xonim afandi shu doktorning yuziga ko'p qarg'ashqa, bu qizi shundoq chiroyliq tug'ilgan deb qo'ydi. Ben xizmatkor xotinlardan behmuhi yiqiman. Haqiqatni yashirishning nima hojati? Men bu qisman shulardan biri emasmi? Men ularning hech birini ishqi bo'yirmay yaxshi qildim. Shuni bu ular meni hurmat qildi. Darvaqa bu Rashid bey efendining menga e'tibori bilan qaraganligining ta'sirida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chorbog'ning eng yomon yeri har o'zidek nig'ildab turishi. Mehmonlarning oyog'i uzilmaydi. Tehimi yamini bilan sabohat bir mehmon keldimi? Aldığı çıkın dap turup lovalıdı. Çarbağının burundan beter yaman yeri, Reşit Bey efendinin çoğun oğlu Cemil Bey. Bu, 30'lağı berip kalan, mänisiz, yıkımsız bir yigit. Yılının 10 iyini Avrupa'da dadısının pulunu hajlaş bilen, işke iyini bu yada İzmir'de ötkizi diken. Hayriyet, bu işke ayının ağırık külleri de edin. Ondaq bo'lmagan bo'lsa, 3 kun avval chorbog'ni tashlab ketgan bo'lar edim. Uning senga nima aloqasi bor deb qolasizlar? Men bu o'zimga shundoq degan edim. Biroq hisob xato chiqdi. 3 kun avval Farhonda bilan Sabohat meni tunki mehmonxonada kech kech tutib qoldi. Ulardan ayrilib, qorong'uda yuqoriga chiqib otdim. 3-chi palampayning beshida bir er kişinin kölengesi göründü. Bir deli hürküp, kendimge yanmakçı buldum. Cemil Bey'nin, ''Korkman kişi hanım, yap adam emez.'' diyen ağlası anlandı. Yandaki deri izlerinin birinin yüzünü sus yorukluk düşüp durattı. ''Keçirin bey efendi, tanıyamay kaptı ben.'' dedim de ötüp gitmekçi buldum. Cemil Bey on tarafki bir kadem taşladı. Pelempey tar boğaşka ötüp ketgüdek yol kamgan idi. Uykum kemmey aydın keçine tam aşkılışkı çıkan idim ki çıkanım. Niyetini sezdim. Şuna bilmeyengi serip ittik ötüp ketmekçi buldum. Lekin sözünü cevapsız kaldırmazlık üçün hazır tek ay çıkılgan vakit emes tu efendim dedim. O pes avazda. Neymiş küçük müsün ki çıkardım. Pelempeydi bir dili peyda boğan tolun aycı. Kaysa ayının yorukayı köngünü bu aycılık alalısın. Cemil Bey bir dili bileklerimden tutu aldı. Isık tınıkı yüzümge uğruldu. Ben var küçüm bilen özümlü keynimge taşladım. Pelempey Reşat kısığı yönüp kalmağın bulsan, top doğru peski domulat düşken bulattım. Bırak, dişimle kattık oru aldım. Ağırık zorudun vakra vetkinimini bilmeyi kaptım ben. Cemil Bey ön çıkama yinim hikayeli. Yüzünü kömsem mu, udu kuş ve hayacan içi dikkenliğini his kılattım. Feride hanım, beni keçirin, bir yeriniz ağırlatandı, dedi. Yok, hiç fakas yok, beni koyuverin deyip yalvarmakçı idim. Bırak, levrimden boğuk yığa ağızdan başka nesi çıkmadı. Önümde çıkarmazlık için kol yağlıkım bilen ağzımda itim aldım. Şu çağda libemden selpel kan çıkanlığını gördüm. Pelempey üstündeki derezden yanında turattı. Uçuk derezden düşüp durgan sus yorukta Cemil Bey mu bu kanlı köyde de içimden dek titrek avazda. Hey Feride hanım, bu gece ben en yoramaz adamın işini kıldım, beni keçirip merhametinizden oyman Feride hanım, dedi. Kıgan edepsizlikten keyin etilgan bu soğuk tekellup beni seskendirdi ve bana cesaret bağışladı. Ben kopal avazda. Kağan işinizde hiçbir gayri nesi yok efendim. Hizmetkar hutullağa,
asrandı kişilerge mundak muamele kılış bu bir adet. Heşemetlik ailenizde bulanın vaziyetinin bek perek kınmaydıgan bir vaziyetini kubul kılış bilen üyenizge kilişge raz bulgan idim. Bu işini başkalağı eğitip yürendik eğinde korkmam. Ete et digen birer bahane tipip çokum gidimim. Dedim. Şu sözlerini digen deyin ki, huduk mastın pervasız halda pelen peydin çıkıp öyüm gibi aldı. Bir kolumga sonkarını ilip, bir kolumda Munisa'nı yetilip işkiden çıkış asan. Lekin neyim var hemen? Aradan 3 gün ötken bolsa mı bu kararım emelge aşmadı. Tekçi bu yerdim ben. Emdi bu yerge kelgen keçisi dertlerimge yazışkı hicil boğan işine yetiş vakti geldi. Ben bu yerge kaş karaygandı geldim. Tam ne at kızıl etse kestan mı bulmaz mı di? Şunda kısam o bulattı. Lekin imkan yok idi. Bu yerge kelgen şu ümitsiz keçi de Çaharbağ mihmanla bilen tolgan idi. Reşit Bey efendi ve küçük hanımla yığdın setuvağın zinnetli buyumdek beni mihmanlağı kösetti. Hemisi bana heves kığan ve sel içimgan halıqa. Yeni vaziyetimden mecburiydi aslında uyatcan bir nazaket bilen her bir kişinin könlünü ilişki tırışıp durgunumda beşim ayrılıp sel hoşumdan gitti. Fakat orunduğunun çetigi oltırıp kağınımını aranını bilemem. Levlerimdeki perişan tebessümünü yukatmasızlıkı tırışıp, 20 minut ya ki onun dünnü kıskı vakit gözümünü yoldum. Reşit Bey, küçük hanımla mehmanla hudukışıp ketken idi. Sabahat yürüp berip ıstakanlı su ekeldi. İşkimiz hudi çakçaklışı batkan dey tenli külüştü. O bana zorla bir neçe yutum su iş gözde. Yaşamgan bir ayal mihman külümsire. Eş ve kız yok, Cenop Şamal'nın təsiri. Oy bu zamanın əsəbi, nazu xinimleri. Havanın azraq öz girişi bilen, güldək sargıyıp soluşudu. Dedi. Hemisi beni capağı çıdımaydıgan bir xinim. Nazu, keselden kız hesaplay. Ben ulanın sözlerini baş işaresi bilen tasdiqlap durdum. Hatta şundaq dep oylığanlıkları üçün minnettar idim. Ben ulağa yalğan ettim. Hoşumdan ketişimnin sebebi başka. Çalı kuşi şu günü ömrüde birinci qetim aşqağan idi. Karşı yaka 11-ci öktabr. Bugün yine İzmir'den Ferhunda bilen Sabahat'nın mihmanlar geldi. Ola 15 bilen 20 yaşla arasındaki 4 küçük hanım idi. Çüştenkin dini sayılısı kılış üçün bayraklığı kıyık bilen berip kemekçi buldu. Lekin kocuğa çıkışımızda kıyırışkandak yağmur kuyuvetti. Üstümüzde perence, elem içi de mihmanhanığa kayıtıp kırdı. Küçük hanımla birden piyanino çaldı. Birden uyaktım bu yakı gayret kılıştı. Kiyin bulun bulunda oturuşup piçirleşişki başladı. Hüddü birisi gıdıklığında küleşlerden nimilhani deyiş vakkallıqı mağı nalum idi. Sabahat bekmu yıkımlıq, bekmu şeytan bir kız idi. Mihmanlarını zeyrek durması üçün acayip kızıqçılıklarını kılardı. Tekçide aile azalarının Uruq tuqqallarının rəsimlər bilən tolğan albom var idi. Bir albomni elib üstəlgi gəldi. Dostumni ətrafıqı toplab, ulağa rəsimlərini körüstüşki başladı. Bulanı qızıq durğunu rəsimlər əməs bəlki Sabahatnın sözləri idi. Hər bir rəsimni köstüb, onun hayati, xulqı mecəzi haqqıda şunlaq nərslərini sözləsə, külüb tel qıp qalatdı. Məsələn, Köhrigi ordenla bilen tolgan heyvetlik bir paşani, alemgi buyruk çürüp atkanda körüngen bu bomba sakalni, hotunu süpürge bilen urup demiş. Tukallardan yaşangan bir hanımnın yakı yurtluk ikeligi bilinip duraddi. Bir günü parahuttun kokaryali portağı çıkıp atkanda denizge çüşüp getipti.
Öz yanının şevisi de Şerin hınım kedi batıdı kutuldurunla adep uakırap demiş. Rashid Bey'nin konyalık emildaş tağısının resimine karısa kişinin karı kızı keledi. Onun beşi de selle, üstü de kastiyon burulgu bulup, efendi kıyafeti de idi. Yenidiki resimli bolsa, deputat boğan denkin, şilepe ve yalan közeynek bilen düşken. Molla efendi gazap bilen çekçiyip, deputatı karava dedi. Deputat bolsa, kalpıklarını pürüp, Molla nizanlı kılava dedi. Bu körneşle şunçalık kızlık idi ki, yeni bətni aşmısı oğundan sabahatının kolunu tutuvilip təlviyle çıkıldı. Ferhunda benim bilen çakçaklış kıtarış attı. Feride hanım, halısınız siz ne bu güzel zatkı elip bireyli. O hazır boyutta, avalpı hotellerden acır şirketken, emdilikte depotatkı layık Avrupalaşkan hanım izdep yürüdü. Dedi. Ben külüp durup, üstelden turup kettim ve Ferhuda'ya. Hazır hat yazım, ben razı. Adem başka nerseden bahtlı bulan mısın mı? Ömrünü hiç bulmuşsa, külkü bilen ötküzgünü yakşı. Dedim. Feride hanım, bu resimli külsünüz, deputattan yaltayıp kalamsız, kendip korkunan. Dedi. Mehmanların hemisi bir eğizdin, vay nimaç çıraylıq da bakıraştı. Ve kollarını pulanlatıp beni çakırış etti. Ben ulanın yanına gelip etip, paydasız, her kancı bulsumu deputatımdan vazgeçmeymen dedim de ulağı yıkılaştı. Albüm üstüde biri birige orlaşıp ketken neyin çaşla arasıdır beşimi uzattı. Uladık, ben bu vakırı bitiştim özümünü tutup kalanmadım. Albüm içinde gözlerim gitkilip külümsürep kameran durattı. Sabahat bu resimdeki kişinin zanlı kınmadı. Eksçe hürmet bilen ve kızıkış bilen dostlarına tövendikilerini sözlep verdi. Bu bey Müneyver Hamam'ın yoldaşı. Ötken yılı baharda İstanbul'da toyları buldu. Özünü kösenle bu sörtü ne müddü? Közleri kilişken burnu be eyni tamaşkı hudek. Endüsülerge acayip bir nesine sözlep verdi. Bu bey Hamdalarımdan birinin kızını yakış görekenmiş. Bu kız Behmu yenik, şuh, vapasız kızmış. Şunu onu çalı kuşi demiş. Çalı kuşi bu Kamran Bey'ni neymiş olur kalmak demiş. Kim onun işi de? Ahire toyu bir gün kalganda beşine ilip öyden keçip çıkıp yakı yurtlağa ketip demiş. Kamran Bey'nin geledin aylacı bir nesi ötmettim. Bu vapasız kızını kütüptü. Eğer yenip geledigen neydi bolsa, kelin bolduğan kelse keçip ketemedi. Münevver hammam kıynanısının kolunu söygende, men yenide edim. Kıyrı hanım efendi, şahtın şakı konudigen galeti çalı kuşunu əsligen bolsa kerek, hudbi küçük balılardak yığlap ketti. Bu geplerini arkamdaki piyaniyen oğu yölünüp, ön çıkmastın, kınarı kınmay turup anladı. Kamran tihçili albüm içinden bana karıp külüp durattı. Ben Behmu pes avazda. Vicdansız. Dedim. Sabahat bana öğrülüp. Behmu doğru dediniz Feride hanım. Şünçilik çıraylık, şünçilik nazik bir yelikki vapa kımmıgan kız ne? Vapasız deney bulandı. Dedi. Kamran. Ben senden nefretlenim. Bunlısı bu haberini anlığan çeğimde yığlar edim. Hoşumdun keter edim. Matımını tutkan bular edim. Halbuki ben ömrümde hiç kaçan bugünkü de külmegen edim. Eğer beşimde kelişmegen bir palaket kembegen bolsa, ben bu künlü ömrümdeki en bahtiyar kün diyen bulattım. Keşkırın yıkın hava içildi. Tağ sayılısı kılışkı imkaniye tuğulgan edim. Kelkün suydun hasıl bulgan köl boyudu kitap atattı. Mehmanladın biri kölünün nerik çedirki Johar gülünü körü. Vay, ne maçı çıraylık, üzümleşki mümkün bu sidi? Dedi. Ben külüp durup.
Xanısınız onu özüm sizge terdim kılay. Dedim. Köl kokkudak tren ve kan edi. Xanımla külüşüp getdi. Uladım biri. Körük boğan bu siyakşı buladdi. Dep çak kıldı. Ben pisat kınmay. Körük siz mi ötüşkü buludu dep oylayım ben. Dedim de soğuk sayfadım. Kainimden kıya çıya kötürüldü. Birk tarafı ötüşünü öttüm. Lekin gülünü üzüp ekilenmedim. Çünkü kırgağını desteği digende putum tiyelip getti. Yıkılıp çüştüm korkup böyle tüp tükenge esilgan idim. Kolum tılınıp getti. Şundak. Bu bala kaza beşimli kemmigen. Tiken tılıp etken alıkanlarımın ağırıqı meni keçinin karangoluğu da çahar bakı yetip kaygıcı yığlatmağın bolsa, bu künni ömrümün en şat, en kömüllü künni diyen bulandı. Kamran, ben seninden nepretlengenim üçün yakı yurtlağı kaşkan edim. Hazır nepretim şu derecek yetip badi ki, aramızdaki yıraklık yeterlik emez. Ben sen yaşap nepes ilovatkan dünyadın teyhimi yıraklığı keçişini kalayım ben. Anla vatkanınla bir kutordun anıdılı vatkan avazlık eserle sahipsi. Bir kut hazinesi. Bu üyde kat eturmaslık kararı geldi. İşki üç günde bırakettim İzmir'e yetip verip mağarip bölümüge yolu kutordum. Tünögün ettiğen parakutta burunki mektubimdeki soru bir anız bilen uçuruşup kaldım. Ben onu işki ay burun köygen. Mektepte bek yakşı ötkenlikimiz üçün ehvalını itkan edim. Soru bir anız tünögün mağışındak dedi. Feride, bir konç gündüm beri seni ızdavadım ben. Karantina diye yedeki mektubimizge Türk dili ve resim muallimi gerek. Müdireye seni tanıştırdım. Ayrım öl tutuşunun hacıdı yok. Mektep tutuyu verirsen. Sen bizden hayatımızda köneksen o. Yürüküm sokuşka başladı. O yaygı basam, yani şu oruk sadalarının içi gekirsem, balılık çüşlerimden bir kısmına kaydedin erişim mümkünde kez kılattı. Oylap durun ayla. Beh yakşı masur, çokum barınan, sana rahmet. Bugün o yaki beriştin aval mağarip bölümüge yoluqtum. Bəxistin materiallarımını qaydırın iliş edi. Müdirinin üç gündün beri meni ızdavatqalığını ilçişdi. Nemi daydı geyindək aldığı kırdım. Mağarip müdiri meni körüş bilen, Bəxmo küttürdün qızın, təliyengi yaxşı bir oran çıxdı, seni kuşla arılı məktubiga əvəddimə, dedi. Kuşla arılı. Neyimi deyen çıraylık ısın? Hem menin ısını. O ya çokum behmi çıraylık buluşu mümkün dep oyladım. Lekin soru mektubi verdi bir koydum. Şuna böyle işki minut cevap vermezden turup kaldım. Bir tarafta rahat bir turmuş. Yeni bir tarafta yanılı mecburiyet ve yoksun. Lekin bunun mu başka bir tesellisi? Başka bir cerep kıladığın yeri yok muydu? Köz aldımığa mekteplerimizdeki perveşsiz kağan, nadallah kolu da ömrü zayi kedi batkan balılar geldi. Bu becarla eceliş üçün azraklı kuyaş nuruğa, azraklı perveşki muhtaç güllerge okşaydı. Muşundak şapkat körsetkellerge, şu yolda can pida kıallığa, ola çin kalbinin minnettarlıkını, muhabbetini beğişlaydı. Eş nersige karamay, bu kiçekkeni yoksullani yürükümden çoğunkuru yerlerdi yakşı kördüğalıkım ne bildi. Müdisemu şula arasızın kendi gelmedi. Bunundan başka, kiyenki bir yıllık hayatımdan ancı muncı tecrübelerim oba. Yorukluk ağırık közlerini kandak yetiştirirse, dehtmu yarlangan gönüllani şundak yetiştirirdi. Ağırıq közləgi oxşaş, dərdmən könlə üçün mu, qaranqoluqdın artıq davay yox. Mən müəllimlikdə açlıqdın ölməslik üçün lə qubul qan idim. Ləkin bundaq əməskən, bu kəsib tikilə axır bir gün açlıqdın ölüdüm.
bunun nemi kara idi. Ahir köğümünün rahim şapkatki boğulan aşlıqını toyğızdı o. Öz hayatını başkalarının bəxti üçün beğişlaş təsəllisini bədi o. Ötüp ketken küllərinin unutulğan küşlerini qaytıdın keltiriş mutlaq mümkün emez. Deşimdin kündülük tarihçilik korkuncusunun iğri hiyali. Kulaqlarımdın oranın muğluq küyleri asta-asta çıkıp getdi. Kuşla aralığa, ben qaytıdın erişidigan küçük balılarının muhabbet ve şapkat pütuvatkallarının hiyalığa külümsir. Hop, bulunu bey efendim, ben baray, dedim. Buyruqni ağıca çahar bağdikilagi demeslikni oylagan edim. Lekin yeni bir vaqa etişqa mecbur kıldı. Baş hizmetçi ayal xeridin beri mağa galit sözlerini kıladdi. Meslen ölüşkünü hiç sebepsizlişimdak dedi. Kızım, seni kündün kündü yaxşı görüp kıyılvadim ben. Yalvuz mella emez, hemiz şundak. Ferhunda bilen sabahen tih kiçik, öyni baş kuranmaydı. Sen kelgendin beri öy başkıcı bop kaldı. Hulku mecazın, ahlakın mağa bek yakıdı. Çoğlağı çoğunca, kiçiklagi kiçikçi muameli kılısın. Şunungu okşas bir münç sözle. Hizmetçi hanımının bu sözlerini kesip dişiği kılıngan hesettin başka nesli emez tep oylıgan idi. Halbuki qeyrhutun tünögün akşam köngüdekini etti. Kızım, Kanda kılıp bulmuşsun senin muşu öyge bağlap koyalgan boz kaşki. Bu hiyalımda kelgen oy, sen başkaca oylap kanma, Huda haqqi, hiç kim bana bir nesi demedi. Hizmetçinin bu sözlerini başka birisi diyelikige gümanım kanmadı. Lekin bilmeyenge selip anlaştı başladım. O başlagan bir sözünü doğumlaştırıştı cüret kılanmıganda başka sözge köçetti. Bey efendi on çıkayır emez. Men onu kiçikden tatip bilmem. Çıraylı qul emez. Amma devleti obroyu ba. Oh! Mücazim o yaman emez kızım. Öyge bir oyal kerek. Et örgün Ferhunda bilen sabah et yatlı qop getirdim. Birer qorgış tekörünün kuluğu qasa oğlumuz kolay ferinde qadı. Kızla şöp burut yigitlerimi tegidim. Lekin bu devletini tapanmaydı. Oh! Bu beygi layık bir kızını tapkan bolsa, ne mi deysen kız? Ben hiç neresi demey, açık açık külümsirap hiyal sürettim. Reşit Bey efendinin bana şu kadar hürmet görüştüşi, Sabahat bilen Ferhuda'nın derslerine şu kadar ehmiyet verişi, biz bilen saatler çakçakleşişi, hatta top oynaşları, demek bulanın hepsi. Muarif bölüm katibinin Reşit Bey efendi halısa seni Fransız tılı muallimigi teyliyen bulatdi. Herhalde bir məxsdi bağı degen sözü hiyalım akardı. Bir kaç yıl aval mundaq işlağı karşı isyan kötürettim. Hazır bolsa getme uzartmasıq üçün hizmetçiki pervasızlıq bilen şundaq tap cevap verdi. Siz bilen bile elçiliki berip Reşit Bey efendiyi bir ağıcı izleyen bulattık. Aman kanca, ben bir iki gün deyinkin kuşla aralığı kedimem. Bir neçe ay deyinkin verileşken adımım uyağa keledi. Toy kılımız. Dedim, heyran bulup yüzümge kargan kıyır hudunga. Ya Allah, sana bəxt bersun kalfacınım. Ben baldurak yatay. Dep, öyümge kırıp kettim. Kuşla aralı 25-ci noyabr. Kuşlar arılığı baramsız diyen de bir dili kuşal bulup, öz özümge, kuşlar arılı benim ismim. Şunca vakitladım beri izleyen dağıtını, könül aramımını çokum şu yedin tapımen diyen idim. Bu his beni aldı mıydı? Bu yani hem yardımı bekrek yakışık ödüm. Bekri çaraylık bir yabuğunu üçün mü? Yak, kuşlar arılı dersleb oylığının dey, Munise. Bu seyrek tuti koşum bilen japa çekip yalğız hayat keçirdiğen Robinson arlı bulup çıkmadı. O yada rahat tapkınım üçün mü? Bu ne emez?
Əksçe bu yədə başqa yələdə işləgidimdən artıqraq işləymən. Ondaqda berildiğən cavab bir az külgülük. Qandaq qılay, toğrısı mən quşla arılını çıraylıq və rahatlik bir cay bulmağalıq üçün yaxşı görümün. Mən şundaq oylaymən ki, xuda kişiyə yüşürüncü köyün azabı bəsuğun dəb, pəqət güzəl çıraylı əməz, güzəl caylani, deyinizləni yaratqan ikən. Bir ay burun bu yeri kəginimdə məktəbdən baş müəlliməsi məni aldığı çaqırdı. 50 yaşlardaki keselmen ruhsız bu ayal mağın şulanı dedi. Kızım, 3 ay içi de tağdak işki oğlumla kömüp koydum. Közümge hiç nimeli körünmeydi. Bu yeri seni yardımcı müəllimeye kılıp evetipdi. Yaşken sen məlumatlı körünesen. Şuna məktəbini sana tapşırmen. Bilgin acı baş kurğun. Yani işki qeyri müəllime ba. Lekin uladın nəb az. Qolumdan kilişçi tırışı dağalıqım haqqını vədi bədim. Və bu sözümdün hüddisidin çıxdım. Tünögün baş müəllime şunlaq dedi. Fəridə xanım qızım, sana qonçilik minnətdarlıq bildirsəm mi azlıq qılıdı? Vədi qığınandın mən əsli artıq işledim. Bir ay işi de meyli mektep bolsun, meyli balılar bolsun, güldek bop getdi. Xuda senden razı bolsun. Kesip taşlarından tatıp, en küçük balılar içe hem misali seni yaxş gördüm. Mən bu qahida dersimni, dilimnin ağırışını unutup, sen bilen tən külüp gitme. Bicara ayal meni, özüge yıkış üçün şundaq can köydürüp işlediği dəb minnettar buludum. İşləş, barlıq vücudu bilən özünü başqılağı beğişləş, nəmi deyə yaxşı nərsə? Çalı quşi pütünləy burunqı çalı quşi bop qaldı. Ya, çiydiki həsrətlik hayat harğılıqdın, ya, izmirdiki esiyaladın heç birə əsər qanmıdı. Yaz asınıntı pəyda boğanın ötkinci bulut dək, həmmisi tarab gəl. Çaşlarım akırıp kətkicə, özümni başqılanın balınları, Ulanım bəxit saadeti üçün beğişləş, məni heç qanç qoqtanmaydı. 2 yıl aval köz keçilərinin biri də, könlümdə öldürülgən balılarının oranını başqılarının balılığı dədi. Qışla arılı 1-ci dekabr. Xeylədən beri ətrafımda uruş doğrusu da gətlə aylınıb yürgən idi. Bütün hayatımda məktəbki beğişləğinim üçün bu gətləyə qulaq sanmaydım. Bugün şehirde kıyamet buldum. Uruş başlanıbdım. Kuşla arali 15. dekabr. Uruş başlangılı 15 gün buldum. Doktorhanığa her günü türküm türkümləb yarı darla kilidikən. Mektep könülsüzlük çömdi. Köp okuyucularımın dadınları, akınları armiyaya ilindi. Bicarla uruşunun korkuncusunu bilmisimi, az bas sezgendek hoddi çoğun kişilere uxşaş ciddileşip kaygı işçide yürüyordu. Kuşla arali 16. dekabr. Ya Rabbim, neyimi diyen kilişmeslik, neyimi diyen şorluk? Bugün kumandanlıkının buyruğu bilen mektepini eğilip ilişti. Vakıtlık doktorhanı kılamış. Halığınını kısın. Mən heç nəmi deyənməyəm. Bıraq, məktəbni boşatqıca mən nəyimi qılımən? Bu vaqtni qandaqna ötküzümən? Belqut şirkətində avazıqı ilinib, Belqut torda anıdılıb atqan, Türkiyə yazğıcısı Reşat Nuri Güntekin'nin, Şencan Xalıq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan, Çalıqışı namlıq romanini bugün Musiyagıca anlattıq.